özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına teşekkür plaketlerini almak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu sahneye davet ediyorum. Evet, teşekkürler. Öncelikle tabii hani teşekkür plaketi almaya gelmek gibi bir merakım yok, onu söyleyeyim. Ama buraya katkı sunmanın onurunu belediyemiz yaşıyor ve keyifle yaşıyor. Müziğe, sanata, sanatın her alanında olmayı ve yanında durmayı değerli buluyoruz. Bu akşam özellikle katılmayı istedim çünkü 30. yaş gününü kutluyor ve 31 ben 30 diye hesapladım. Başkanın hesabı üstüne hesap yapılır mı? Estağfurullah. Hayır, ben esprimi şöyle yapacaktım. 30. yaş, ben de 31. yaş günümü kutlamıştım 20 gün önce diye. Esprimiz güme gitti ama neyse, esprisi mühim değil. Nice yaşlara, nice güzel senelere, nice değerli 30 yıllara. İstanbul gerçekten çok kültürüyle, sanatıyla anıldığı zaman dünya ölçeğinde hak ettiği yeri bulur. Bu manada bu şehrin her türlü sesi, tılsımı, yaratıcılığı çok kıymetli. Tabii sanatın bu şehirde zenginleşmesi için elbette ki özgür alanlara ihtiyaç var. Elbette ki insanların yaratıcılığına fırsat veren bir ortama, bir atmosfere ihtiyaç var. Biz de bunu kent yönetimi olarak İstanbul'umuzun her anında, her noktasında, her yaşayanına hissettirmek istiyoruz. Kendisini ifade etmek isteyen her insana bunu hissettirmek istiyoruz. Bu ifade biçimi, ifade özgürlüğü zaten sanatı, kültürü ve yaşamı en renkli hale getiren ve tetikleyen bir ortam. Bu bağlamda biz de görevimizi yerine getirme konusunda kararlıyız. Tabii sanata dair yaptığımız işler, atılımlar çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Kentin her noktasında tarihin derinliklerinden gelen bütün unsurları bugün en güzel şekliyle kentin görünür haline gelmesi için yürüttüğümüz çalışmalar, kültür sanat etkinlikleri, ulusal ve uluslararası bazda yaptığımız işbirlikleri, bunları arttırarak devam edeceğiz. İfade edeyim, İstanbul gerçekten şehir olarak öyle büyük bir yere sahip ki ben hani belediye başkanı olarak yaşadığım diyaloglarda bunu daha da üst seviyede hissediyorum. İyi yarattığı, iyi olan her şeyin dalgası bütün dünyaya yayılıyor. O bakımdan negatifin de aynı etkisi olacağını düşünerek bu şehir negatif hiçbir şeyi hak etmiyor. Hep pozitif, hep iyi enerji, yüksek enerji, kültür, sanat, yaşam, renklilik, üreticilik, yaratıcılık bütün unsurları hak ediyor. O bakımdan ben eminim ki bu şehrin insan kaynağı da o anlamda çok güçlü ve tabii İKSV gibi bu gücü gerçekten iyi servis eden çok değerli kurumlarımız var. Ben kültür sanat yaşamına sunduğu katkılardan ötürü İKSV'ye ilk anından bugüne kadar katkı sunan herkese, bütün kuruma, bütün yöneticilerine, bütün emekçilerine, hepinizin huzurunda İstanbul şehri adına, şahsım adına teşekkür etmek isterim. Umuyoruz çok daha güzel günlerde birlikte olalım. Tabii ben Beylikdüzü'nde belediye başkanı olduğunda ilk yılında caz festivali başlatmıştım. İKSV ile yarışabilirim diye. Niye güldünüz? Ben gayet ciddiydim yani. Neyse, o orada devam ediyor. Beylikdüzü Belediye Başkanımız da burada. O caz festivali devam ediyor. İnşallah yaşı artık 10-11'leri bulan çok etkinliğimiz var. Ne mutlu bize. Ama aynı zamanda İKSV ile de işbirliği yapılıyor. İKSV'nin de artık Beylikdüzü'nde ısrar ettiler. Beylikdüzü olmadan İKSV'nin caz festivali anlamını bulamıyor diye.
Ben de pekala buyurun demiştim o zaman. Yok, karşılıklı bir geçiş. Ama şehrin her noktası çok güzel. Benim iddiam odur ki sanatı bu şehrin her insanın kulağı duymalı. Her insanın gözü görmeli. Her insanın eli hissetmeli. O zaman sanat daha itibarlı, daha güzel, daha kapsayıcı. Bunu şehrin her noktasına taşımalıyız. Bu konuda tabii ki belediyemiz, tabii ki İKSV çok sorumluluk alıyor ve sorumlu davranıyor. Eminim ki buradaki sanatseverler ve sanatın içindeki insanlar da aynı duyarlılığı gösteriyor. Bu bakımdan yolumuz açık olsun. Birlikte çok güzel işler üretelim. Saygının önünde, sanatın önünde saygıyla eğilen yöneticiler olalım. Sanatı can kulağıyla takip edelim. Ben sanatçı hayranıyım. Sanat hayranıyım. Sanatçı olamadım. Belki bir dahaki dünyaya bir daha gelirsem mümkün olur mu bilmiyorum ama hayırlısı. Tabii burada Avusturya Konsolosluğu'nun bize açmış olduğu bu kıymetli rezidansta ve bunun çok hoş bahçesinde yapılan etkinlik için de Avusturya Başkonsolosluğumuza, Başkonsolosluğumuza, bütün heyetine de hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum bir İstanbullu olarak. İçeride otururken de söyledim. Dedim ki gerçekten yani 100 küsur yıl önce iki yönetici, o dönemin padişahı ve kralı birbirlerine müthiş bir dostluk göstermişler ve karşılıklı rezidans hediye ederek burası Avusturya'ya ait olmuş. Orası Viyana'da da Türkiye'ye ait bir yerimiz olmuş. Ne kadar büyük bir dostluk. Ben aynı zamanda dün akşamki misafirperverlikleri için de kendilerine teşekkür ettim hepiniz için. Hepsine. Yok, güzel bir maçtı. Tabii Avusturya'da iyi bir takımdı ama Türkiye'nin gençleri daha hararetliydi dün akşam. Bundan sonra yolu açık olsun diyerek böyle biraz esprili sohbetleştik hepinizle. Ben nice yıllar dileyerek fazla vaktinizi aldım. Kusura bakmayın. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum, saygıyla selamlıyorum. İyi eğlenceler. Sayın Efendim, ona çok teşekkür ediyorum.